Evet A, B, C tam sayılar olmak üzere arkadaşlar. Bu eşitlik verilmiş. Şimdi burada C'yi eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak yolladığınızda burada A artı B ifadesi neye eşittir? A çarpı C'ye eşittir. Tamam ne diyor şimdi bize? Öncülere tek tek bakalım. Eğer ki diyor A burada bir çift sayı ise A gördüğüm her yere çift sayı yazarsam çift sayı ile B'yi toplamışım. Eşitliğin diğer tarafında A bir çift sayı olduğu için buranın çarpımı çift sayı olmuştur. Birinci öncülü değerlendiriyoruz. Bu durumda bu eşitliğin sağlanabilmesi için burada b'nin olmalıdır. Mutlaka çift sayı olmalıdır. O halde bu ifade doğrudur. Devam ediyorum. Şimdi ikinci öncüldeki ifadeyi değerlendireceğim. Bakalım. Aynı ifadeyi tekrardan yazalım. A artı B eşittir ne olacaktır? A çarpı C olacaktır. Burada arkadaşlar eğer ki biz C yerine bir çift sayı yazarsak. C yerine çift yazdığınızda burası ne yapar? Otomatikmen çift yapar. Bu durumda arkadaşlar B'nin tek olması her zaman geçerli olur mu? Olmaz. Çünkü iki ifadenin çift olması durumunda toplam gene çift olacaktır. Veya iki ifadenin tek olması durumunda toplam çift yapar. Ancak burada her zaman B tek değildir. O yüzden arkadaşlar bu ifade her zaman doğru olmayacaktır. Şimdi sizinle arkadaşlar üçüncü öncülü değerlendirelim. Üçüncü öncüle baktığım takdirde gene aynı eşitliği yazıyorum. A artı B burada neye eşitti? A çarpı C eşitti. B yerine burada tek sayı yazarsam. B burada bir tek sayı iken. Eğer ki arkadaşlar A tek sayı olursa. Bu ikisinin toplamı çift yapar. A tek de buranın çift olması için de C'nin olması lazım. Çift olması lazım. Yani C'nin tek olmadığı bir durum söz konusu. O yüzden bu da her zaman doğru olmayacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar X ile Y'nin çarpımı tek sayı ise demek ki hem x tek hem de y ne olmalıdır? Tek sayı olmalıdır. X'ten Z'yi çıkardığımda yani tek bir sayıdan Z sayısını çıkardığımızda sonuç tek çıkıyorsa demek ki Z sayısı da burada ne olmalıdır? Çift olmalıdır. Bu durumda birinci öncülde verilen tek sayı ile çift sayının toplamı ne yapar? Tek yapar. İkinci öncülde verilen çift sayının tek kuvveti ne yapacaktır? Kesinlikle çift midir? Değildir. Çünkü Burada t sayısının y sayısının negatif olma durumu da söz konusudur. O halde ikinci öncül de doğru değildir. Bu durumda üçüncü öncüle bakıldığında 3x ifadesi bir tek sayı, z sayısı çift sayı ve y sayısı tek sayı olduğundan tekten teki çıkardığımda çift elde edeceğim. Elimde bir tane daha çift sayı var. Bunların toplamı ne yapar? Çift yapar. O halde doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar burada iki farklı durum söz konusudur. Birinci durum şu. A artı 3b çarpı c sayısının tek sayı olduğu durumda b çarpı c kare ifadesi neye eşittir? Çift sayı eşittir. Veya A artı 3b çarpı c sayısının çift sayı olduğu durumda b çarpı c kare ifadesi neye eşittir? Tek sayı eşittir. Şimdi önce birinci durumu inceleyelim. Arkadaşlar birinci durumda ortak çarpanlar c'dir. O halde bu durumda C'nin çift sayı olma ihtimali yoktur. Bu durumda C kesinlikle tek, B kesinlikle ne olmalıdır? Çift olmalıdır ki alt taraftaki çarpım çift gelsin. Şimdi burası tekken bu da çiftse demek ki A sayısı ne olmalı? Tek olmalı. Birinci durum budur. İkinci durum şu. Ortak çarpan C olduğu için C'nin burada çift olma ihtimali yoktur. C burada kesinlikle tektir. C tekken Arkadaşlar B'nin de mutlaka ne olması lazım? Tek olması lazım ki B çarpı C kare ifadesi ne gelsin? Tek gelsin. Şimdi C sayısı burada tek. 3B sayısı burada tek. Bu durumda bu çarpım sonucunun çift gelmesi için A'nın ne olması lazım? Tek olması lazım. İki farklı durumda A, B, C'nin işaretlerini inceledim. Şimdi A ile C'nin toplamı birinci durumda tekle tekin toplamından nedir? Çifttir. İkinci durumda A ile C'nin toplamı tek tekin toplamından gene çift olacaktır. Yani birinci öncül her zaman çifttir. İkinci öncüle bakıldığında arkadaşlar birinci durumda çiftle tekin çarpımı bize çifti verirken ikinci durumda tekle tekin çarpımı bize teki vereceği için bu ifade her zaman çift sayı değildir. Üçüncü öncül incelendiğinde birinci durumda A sayısı bir tek sayı, B sayısı bir çift sayı, ...ve C'den C sayısı tek olduğu için bundan teki çıkardığımda ne elde edeceğim? Çift elde edeceğim. Ama diğer öncüle bakıldığında yani diğer duruma bakıldığında... ...A tek, B tek ve C tek olduğunda buradan ne elde ediyorum? Tek sayı elde ediyorum. Yani üçüncü öncülde her zaman çift sayı değildir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar verilen kurallara göre kutucukları doldurmaya başlarsak... ...bu iki kutucuğun toplamı tek sayı olmalıymış. Ve kutucukların içerisine asal sayı yazacağım için burada mutlaka 2'yi kullanmam lazım. Buraya 2 yazdığımda alt tarafa farklı bir sayı yazacağım için burası ne olmalı? 3 olmalı. Bu durumda arkadaşlar buraya da 2 yazarsam buraya da ne yazmalıyım? 3 yazmalıyım ki burada arkadaşlar toplam ne gelsin? Tek sayı gelsin. Diğer alt alta gelen sayılar çift sayı olmalıymış. Ve yan yana ve alt alta gelen karelerdeki asal sayıların birbirinden farklı olması gerektiğini unutmayacağım. Bu durumda 2'den sonra buraya ne yazabilirim? 3 yazabilirim. Buraya ne yazabilirim? farklı olacağı için 5 yazabilirim. Buraya 5 yazarsam buraya 3 yazabilirim. Buraya 3 yazarsam buraya 5 yazabilirim. Buraya 5 yazarsam buraya 3 yazabilirim. Bu durumda arkadaşlar buraya 3 yazarsam buraya ne yazabileceğim? 5 yazabileceğim. Şartlara göre oluşturduğuma göre artık bunları toplayabilirim. Buranın toplamı 15 yaptı. 15 yaptı. Düzeltiyorum. Pardon çok özür dilerim. Buranın toplamı 8 yaptı, 8 yaptı, 8 yaptı, 8 yaptı ve 8 yaptı. Burası 5'tir, burası da 5'tir. Bu durumda 1, 2, 3, 4, 5 tane 8, 2 tane 5. Bunlar toplandığında 50 elde edildiği için doğru yanıt D seçeneğidir.